Efendim gün ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok önemli sıcak bir gelişmemiz var. Hemen paylaşalım. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısını hepimiz derinden yaşamıştık ve çok üzülmüştük biliyoruz. Şimdi o saldırıya ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Elbeşir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava vardı. Ve o davada karar çıktı. Şimdi ayrıntılar için TV100 muhabiri Sevgin Begüm Yavuz'a döneceğiz. Sevgin Begüm. Malum herkesin merakla beklediği bir konuydu aslında. Nedir? Davada nasıl bir karar çıktı merak ediyoruz. Söz sana hemen bırakayım. Evet, geçtiğimiz dakikalarda dava karara bağlandı. Aralarında bombalı düzeneyi bırakan Ahlam Albaşır'ın da bulunduğu 36 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Ahlam Albaşır 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında kararın ardından hapis cezası alan bir sanık, Fatma Berkel isimli sanık da kararın okunmasının ardından duruşma salonunda bayıldı. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelmişti bu bombalı terör saldırısı ve 6 kişi hayatını kaybetmişti. 99 kişi de yaralanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü ve aralarında Ahlam Albaşır'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden duruşma salonuna getirildi. Bazı sanıklar da ses ve görüntü bilişim sistemiyle duruşmaya katıldı. Sanıklara duruşmada son sözleri soruldu. Sanık Ahlam Albaşır son sözünde kendimi savunmayacağım ifadesini kullandı. Patlama ve vefat edenlerden dolayı verilecek cezayı kabul ediyorum. Sanıklardan Ammar Caikes'in hiçbir şeyden haberi yok. Fatma ve Ferhat da beni sadece misafir etti dedi. Burada ismi geçen Fatma Berker de ceza alan isimler arasında. Dava karara bağlandı ve Ahlam Albaşır devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda kasten öldürme suçundan da 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çeşitli suçlardan da ceza aldı Ahlam Albaşır. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 99 kez 18 yıl hapis cezası, tehlikeli madde bulundurmaktan da 12 yıl hapis cezası aldı ve bir adli para cezasına da çarptırıldı. 22 bin TL adli para cezası verildi. Toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 36 sanıklıydı bu dava. Diğer sanıklarda bu suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı diyelim ve sözü size bırakalım. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinde protesto için yemek yemeyi bırakmış ve 37 kiloya kadar düşmüştü. Şimdi Candan'ın bu yüzden tahliyesine karar verildi. Çok önemli aslında sıcak bir gelişmeden bahsediyorum. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasına dahil edilmişti biliyorsunuz. Ve gözaltına alındıktan sonra da tutuklanmıştı. Nihal Candan cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Bu rahatsızlık nedeniyle psikolojisi de bozulan Candan dün hastaneye kaldırıldı ve Candan için doktorlar da cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Durumu değerlendirdi mahkeme ve Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine de karar verdi.